Evet arkadaşlar, kesirli fonksiyonun grafiklerini çizmek için önce bilmemiz gerekenler. Düşey asimptotu bulmanız lazım. Düşey asimptot. Asimptotu bulmanız lazım. Bir de yatay. Yatay asimptotu bulmanız lazım. Şimdi ilk önce düşey asimptot nedir bir görelim arkadaşlar. Düşey asimptot direkt paydayı sıfıra eşitliyorduk. X artı 3, şey eksi 3, pardon, burası eksi x artı 3 eşittir sıfırdan. Buradan x eşittir 3 olduğu gözüküyor. Düşey asimptotumuz belli. Yatay asimptotta ise arkadaşlar, yani ise y değerini buluyoruz demektir. Verilen, eğer x'in üstündeki sayılar eşitse katsayılar oranı. Katsayılar oranı, birinin katsayısı 1, birinin katsayısı eksi 1'dir. Hemen eksi 1'in, şey artı 1'in eksi 1'e oranı yatay asimptotta eksi 1'dir. Şimdi buradan x'e farklı farklı değerler vererek de yeni, yani grafiği çizmek için işi kolaylaştırabiliriz. İlk önce şuradan şunu bir görelim. Buradan hemen x'imiz burada yatay asimptot, yani düşey asimptot x eksi 3, şey artı 3. Yatay asimptot ise, yani sabit doğruları x eksi 1'dir. Ve bu y eşittir eksi 1 olacak burada arkadaşlar. Ve buradan diğer sayfamızda daha rahat çizelim. Buradan x eşittir 3 yatay asimptotu, düşey asimptotu y eşittir eksi 1 sabit doğrusunu bir çizelim. Buradan hemen çizelim. Şimdi dikkat edersek arkadaşlar, çizince burada bizim için burası x ekseni, burası y ekseni olacak. Eksi 1 ekseninde kesmiş, dikkat edin. Eksi 1 ekseninde kesmiş, burası devam edersek böyle devam eder. Yani tanımsız olduğu noktalar olduğu için grafik kesikli çizilir. Y ekseni kestiği noktaya bakıyoruz arkadaşlar. Buradan da mesela 3 noktasında kestiğini görüyoruz. 3 noktasında kestiğini görüyoruz. Burası bizim için x eşittir 3 doğrusudur. Bu da y eşittir eksi 1 sabit doğrusudur. Buna dikkat ediyoruz. Hatta şuradan arkadaşlar x'e değerler vererek de bulabiliriz. Mesela diyelim şurası 4 ise, 4 verdiğimizde atıyoruz. Şuradan arkadaşlar buradan bir yere gelsin. Ondan sonra burası 4 de atıyoruz. Burası işte 1,1 eksi 1,1 gibi bir yere denk gelsin. Burası diyelim 6 verdiğimizde, tabii ki şurası daha da düşsün diyelim, atıyoruz. Bu araya bir yere gelsin. Şuradaki kesik noktalara baktığımızda demek ki grafik burada bir yerde olur. Bunlara dikkat ediyoruz. Diğer grafiğimizi çizdiğimizde diyelim noktaların bir tanesi, atıyoruz 2 olsun, burası olsun. Noktaların bir tanesi de diyelim 0, eksi 0, 75 olsun. Buradan dikkat edelim 0,75'e, şöyle 0,75, yani eksi 1'e karşılık gelsin ve diğer nokta da burada olsun. Şimdi şuradan böyle devam ettiğini söyleyebiliriz. Yani grafiği çizerken arkadaşlar dikkat edersek verdiğimiz değerler kesinlikle verilen asimptotları, yani sabit doğruları kesmemesi lazım. Buna dikkat ediyoruz.